Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Hata Neredeydi? Bernard Lewis'in kitap. Bu kitap hakkında birkaç şeyler söyleyeceğiz. Bu kitap toplam 187 sayfalık bir eserdi. Onsuz giriş, 7 bölüm ve sonuçtan ibaret bir kitaptır bu. Bu kitabın giriş kısmında Bernard Lewis bir soru soruyor. Diyor ki, Müslümanlar bir dönemde bütün dünyanın hakimdir, yani Çin ve barbarlar haricinde bütün yaşadığı insanların yaşadığı yer Müslümanların hakimiyet altındaydı. Hatta Müslümanlar Viyana'dan Hindistan'da her yere hakim iken hata ne yaptılar ki bugünkü durumu düştüler? Bu sorunun cevabı aramak için bu kitap yazılmıştır. Bunu biz daha iyi kitabı anlamak için uç güçler hakkında bahsedildiğini söyleyebiliriz. Birincisi Avrupa, ikincisi Osmanlılar ve üçüncüsü de İran örnek alarak Bernard Lewis bu kitap yazdı. Rönesans'tan sonraki Avrupa'daki gelen değişimler, Müslümanlar uzun süre ondan habersiz kaldılar. Oradaki olan yeni ilim, bilim kaşifler, yeni tercümeler vesaire, tıp konusundaki yeni gelişmeler, tasarım konusundaki yeni gelişmeler, özellikle denizdeki hakimiyet ve deniz aletler, yeni tüfekler, yeni toplar, bu konuda Müslümanlar Avrupa'daki olan gelişmelerden habersiz kaldılar. Hatta 18. yüzyıla kadar sadece tek bir kitap herhangi bir Avrupa dilden Türkçe olarak çevrildi. O da 1655'te Sultan 4. Mehmet'in emriyle bir kitap çevrildi. O da tıp hakkındaydı. Onun dışındaki Avrupa'daki olan bitenler Müslümanlar habersiz kaldılar. Avrupa'daki özellikle Müslümanları etkileyen iki tane değişim oldu Louis'e göre. Birincisi yeni deniz yolları keşfi edildi ve bu yeni keşif yollardan dolayı bütün ticaret Osmanlıların elinden gitti ve Avrupa'nın göçlerin eline geçti. İkinci büyük değişimde yeni dünyanın keşiften dolayı oradaki para, oradaki altın, gümüşten Avrupa'ya çok fazla getirildi ve bundan dolayı Avrupa'daki yoksulluk artık ortadan kalktı. Ama Müslümanlar bu şeyden habersiz kaldılar. Niye habersiz kaldılar? Çünkü birincisi Müslümanlar Avrupa'ya gitmiyorlardır ve gidecek bir sebep de yoktu. Yani niye gitsinler? Orada herhangi bir Müslümanlara ait bir şey yoktu. Yani ne de bir evliya türbesi vardı, ne de bir aziz, ne de bir kutsal bir yerdi Müslümanlar için. Zaten Avrupalılar da Müslümanların gelmesini istemiyorlardır. Onun için uzun süre diplomasi ya da sefaret içinde Yahudiler veya Osmanlıların güvendiği Romlar veya Armeniler Osmanlıları temsil olarak gidiyorlardır. Hatta ve hatta 16. yüzyılına kadar Müslümanlar ya da Osmanlılar diplomasi sanattan habersiz kaldılar. İkinci büyük şey ise Osmanlıların bu dönemdeki bir eksiklik, o da matbaanın doğrudan doğru kullanılmadığı. Yani 1492'de Yahudiler Avrupa'dan kovulduğunda İstanbul'da ve diğer Osmanlı ülkelerinde yerleştirildi Sultan II. Bayezid tarafından. Ve Avrupalılar, bu Yahudi gelenler yanındaki Avrupa'nın matbaa gibi, tüfek gibi diğer sanatlarda getirildi. Fakat Osmanlılar savaşla olan sanatlarda Yahudilerden fayda aldılar. Ama matbaa kullanma izin vermediler. Bundan dolayı Müslümanlar en az, yani Osmanlılar en az 300 yıl geride kaldılar. Çünkü 1729 falan da İbrahim Mutafarrika adına bir Macar Hristiyan'dan Müslüman olan Macar, o ilk defa matbaa Osmanlı, yani Türkçe olarak ya da Arapça olarak birkaç tane kitap basıldı. Bunun dışında da bir kutsal yazı olduğu için matbaada izin verilmedi. Nihayet olarak bu 300 yıl Osmanlılar geride kaldılar. Hatta Mustafa Kemal Atatürk da
Ankara Üniversitesi'nin açılışında aynı şey dile getirmiştir. Şimdi bu Bernard Lewis buna diyor ki 19. yüzyıldan sonra ya da hatta 18. yüzyıldan sonra Müslümanlar tuhaf bir şekilde birbirinden hep sormaya başladılar. Ya biz daha önce Avrupa'nın ya da kuffarlardan aldığı şeyler yıkıyorduk, yani yakıyorduk, kullanmıyorduk ama artık şimdi neyi kullanıyoruz? Şimdi neden onların verdiği her şeyi biz kullanıyoruz ve kabul ediyoruz? Onun Müslümanlar ne cevap veriyorlardır? Müslümanlar diyorlardır ki ya bunun gerçek sebep, yani bunun çözüm nedir diye soruyorlardır alimlerden ya da Müslüman müfakirlerden. Halk soruyordu ya biz önce Avrupa'daki gelen şeyler yakıyorduk, yok ediyorduk ama şimdi niye yok etmiyoruz? Onun sebep olarak da alimler diyorlardı ki yani bunun çözüm olarak diyorlardır köklerimizi eski güzel yöntemlere gerçek imana Allah lafzına dönelim. Tanrı'nın yolundan saptığımız için bize cezalandırdığını varsayım yerdir diyordu. Yani diyordu artık biz Allah'ın yolundan uzak olduğu için Tanrı da bize böyle cezalandırdı ve daha önce kuffarın verdiği biz reddediyorduk ama şimdi artık reddedemiyoruz. Onları kullanmak zorundayız. Bunu çok güzel bir örnek ise 18. yüzyılda İstanbul'da bir Türk veya bir Arap keyif verici bir kahve içmek istiyordu. O kahvedeki bütün malzemeler sadece sıcak su haricinde bütün malzemeler dışarıdan gelen malzemeler oluyordu. Mesela kahve muhakkak Flemish, Cevasi veya İspanyol Amerika'dan, şeker ise İngiliz veya Fransız Batı Hint adalarından geliyordu. Yani bunların İstanbul'da bile içtiği kahvede su haricinde bütün şeyler Avrupa güçlerin getirdiği şeylerdir. Çünkü bugün de bile aynı şey biz görüyoruz. Çok güzel bir örnek veriyor Luis. Diyor ki şu an bütün Arap ülkenin ihracatlar petrol hariç tutsak sadece Finland gibi 5 milyon nüfus bir ülkenin ihracattan az değil. Ve sonuç olarak da Müslümanlar bugünkü duruma düştüler. Müslümanlar geride Rönesans'tan sonra Avrupa'daki olan gelişmelerden Müslümanlar habersiz kaldılar. Orada yeni fakülteler, hatta biz biliyoruz ki Avrupa'da 15. yüzyılda, 16. yüzyılda özellikle birkaç Arapça, Farsça ve diğer doğudaki diller hakkında fakülteler ya da dersler veriliyordu. Fakat Müslümanlar, yani İstanbul'da ya da başka bir yerde böyle bir imkanlar biz olduğunu bilinmemektedir, yani yoktur. Onun nihayet olarak, yani sonuç olarak Müslümanlar tabii ki ilim konusunda, ticaret de zaten onların eline geçti. Yeni yollar keşfedildi. Ve yavaş yavaş Avrupalı güçler Müslüman topraklara elini geçirmeye başladılar. Mesela bu en büyük örnekte Hindistan'daki bu kadar geniş coğrafya Müslümanlara, yani Babur devlete kaldırıp İngilizler orada hakim oldular. Aynı şekilde diğer ülkelerde de İngiliz güçler kendi varlığını göstermeye başladılar. Mesela 19. yüzyılda Osmanlı'nın devlete baskı yapmaya başladılar Avrupalı güçler ve bu baskın sonucunda bütün riaya, yani tebaasi Müslüman veya gayrimüslim olarak daha önce ayrıldığı riaya artık tebaasi artık Müslüman ve gayrimüslimden çekip devlet nezdinde herkes eşit olmaya başladı. Bunun ilk ferman, yani 33 Kasım 1890 1800 39'da Gülhane'de okunundu, yani tenzimattan bahsediyor ve bu fermana göre bütün riaya, bütün tebaasi artık dine göre değil, herkes eşit olacaktır. Daha sonra 18 Şubat 1857'de İslahat Fermanı'nda bütün gayrimüslimden cizye kaldırıldı. Cizye kaldırınca aynı şekilde Avrupa güçleri sürekli olarak Müslüman devletlere baskı yaparak kölelik ortadan kaldırmaya istediler. Osmanlılar bu kural çıkınca, yani Osmanlılar da kölelik
sistem ortadan kaldırınca bu ferman Arap bölgesine gittiğinde her yerde bir isyan çıkmaya başladı. Neden? Çünkü oradaki müftüler ya da din alimler onların dediğine göre bir şey İslam'da caiz ise siz kim oluyorsunuz da bunu ortadan kaldırıyorsunuz? Onlar bu şeyler artık Avrupa'nın basıktan dolayı olduğunu fark edemediler, ve böyle de Osmanlıların karşı isyan bayrağı çıktılar. Şimdi başka da bir Osmanlıların devlet içinde de yani Osmanlıların toplum içinde de birçok şeyler değişiklik meydana geldi. Onlardan birisi de kadınların özgürlük hakkında birçok ses getirdi. Bundan birincisi Kasım Amin adlı bir Mısırlı'nın Tehrirul Mar'a adlı bir kitap, kadının özgürlük Türkçesi. Paris'ten ilk defa basıldı ve bu yazarda Paris'te hem eğitim aldı. Eğitim Paris'ten aldı ve oradaki bir Fransız kız arkadaşının etkisinde kalarak bu kitap yazdı. Aynı şekilde Birinci Cihan Savaşı'nda ya da Birinci Osmanlıların Birinci Savaşı'nda kadınlar için hemşirelik ve öğretmen gibi birçok meslekler artık Osmanlı toplumunda kadınlara yapmaya izin verildi. Avrupa'da tabii bu şeyler çok eskiden beri mevcut olduğunu biliniyor. Şimdi en son olarak bunun Bernanos diyor ki evet tamam artık Müslümanlar için ya da Orta Doğu'daki insanlar için bize kim bu yaptı, biz niye bu haline geldikten daha önemlisi bu durumu nasıl düzenleyebiliriz, bu soru daha önemlidir. Onun için Bernanos diyor ki birincisi Orta Doğu'daki Müslümanlar aynı şekilde devam etsinler. Yani bu suç başkalarını suç atarak bize yapan Avrupa'dır, bize yapan Amerika'dır vesaire diğer güçlere suç atarak birbirinden nefret etmeye devam ederse aynı sonuç aynı yolda. Yani orada yolsuzluk, basık hak hukuk olmayacak ve belki de bir gün Avrupa ya da Rusya ya da doğudan bir güç gelip yine bunların köleleşecek ve bunların üzerinde hakimiyet kuracak diyor. Ama diyor ikinci budur, bunlar birbirine yardım ederek oradaki mevcut olan zengin kaynaklar kullanarak birbirinden yardım ederek birleşik daha güçlü olabilirler ve böyle de Orta Doğu'da antik çağ gibi ya da eski dönem gibi güzel altın çağ yaşayabilir. Fakat diyor ki şimdi seçenek Orta Doğu'daki insanlara bırakıyoruz ki isterse aynı şekilde birbirinden nefret ederek birbirinin karşı savaşarak ve bunun hep suç başkalardan arayarak devam etsin, böyle yolsuzluk hayat sürdürebilecek bir durumda. İşte ya da birbirine yardım ederek ve mevcut olan kaynakları kullanarak güçlü bir Orta Doğu inşa edebilirler. Böyle de bu kitap burada bitiyor. Kitap hakikaten çok güzeldir. Kitap hakkında birkaç yorum yapacak olursak hakikaten Osmanlıların neden geride kaldılar ve Avrupa güçler neden Osmanlıların üzerinde hakimiyet değil de neden İslam dünya üzerinde hakimiyet kurabildiler. Bu konuda güzel bir kitaptır. Fakat Bernard Lewis bir konuda çok dikkat etmedi. O da bu konuda hakikaten büyük güçlerin ya da Amerika'nın ya da diğer güçlerin Müslümanlarla yaptığı haksızlık, Müslümanlara yaptığı zulüm, emperyalizm yaptığı zulüm ona hiçbir şey demiyor. Mesela son yüzyılda hatta bizim gördüğümüz döneminde bile Afganistan'daki yaptığı zulüm, ondan sonra Irak'taki yaptığı zulüm ve bu bölgedeki diğer haksızlıklar, aynı şekilde 3. dünyadaki hükümetlerin değiştirir sürekli olarak Amerika kimi istiyorsa başa getiriyor, kimi istiyorsa çıkartıyor ve oradaki halk ne istiyor onu hiç umurumda bile değil. Bu konularda Bernard Lewis hiçbir şey demiyor. Keşke bunu da biraz deseydi daha iyi olurdu. Buna rağmen bu kitap hakikaten çok güzeldi ve herkesin en az bir defa okumasını tavsiye ederim. Çünkü biz artık ne durumdayız, dünya ne durumdadır ve bu durumu nasıl düzenleyebiliriz konusunda güzel bir
fikirler veriyor. Tabii her şey okumak, her şey bunun kabul etmek zorunda değiliz. Buna rağmen birçok bakış açısından size fayda olacağını umut ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.